Türklerin bu hücum harekatının ardı arkası kesilmeyip artarak devam edecektir. Türklerin olası bir galibiyetinde biz de en az İngilizler kadar zarar görürüz. Bu müttefikliğin bedelini bize ağır ödetirler. Baba oğul böyle hararetli konuştuğunuza göre dilinizin altında başka şeyler var. Evet baba. Bizi bütün bu tehlikelerden bertaraf edecek bir önerimiz var. Nencar, ben derim ki çocukların düğününü bir an evvel yapıp onları buradan gönderelim. Nereye gidecekler Ebu oğla? Eğer siz de uygun görürseniz ben Beyrut'u düşündüm. Hem Fatma da orayı çok seviyor. Nencar, Fatma burada durduğu her gün tehlikede. Üsküplü ve çetesinin ne yapacağı belli olmaz. Onlarla biz savaşırız ancak çocuklar zarar görmesin. En azından harp bitene kadar güvenli bir yerde olsunlar. Haklısınız. Bu düğün işini daha fazla uzatmak doğru değil. Aldığımız bu kararı Fatma'ya da söyleyelim. Fatma! Kızım Fatma! Bak kızım, şehirdeki huzur gün geçtikçe kaçıyor. Kimsenin hayatı emniyette değil. Ebu Ula ve müstakbel kocanla konuştuk. Bu düğün işini daha fazla uzatmamaya karar verdik. Hazırlıklara başlayın. Bir an evvel düğününüzü yapalım. Sonra da Beyrut'a gideceksiniz. Beyrut'a gidiyoruz. Hala bu kabusun gerçek olduğuna inanamıyorum Zeynep. Bir mucize olsun diye bekledim ama olmadı. Allah'tan umut kesilmez Fatma. Bak bana. Mehmet'imin nerede olduğunu, nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Bazen delirecek gibi oluyorum. Ama kalbimin derinliklerinde bir ses kavuşacaksınız diyor. Sen de kalbinin sesini dinle Fatma. Kalbim bana küstü. Benimle konuşmuyor. İçimde ölüm sessizliği var. Ah be Fatma'm. Ali kumandanla konuşsan. Anlatsan durumu. Aradığın mucize onda. Gidemem. Hayır Fatma, gideceksin. Onunla son bir kez konuşacaksın. Veda edeceksin. Ömrüm boyunca bu pişmanlığı yaşamana izin veremem. Tamam. Hele şükür. Sen şimdi git. Ben buraları idare ederim. Hadi. Hadi çabuk.